İyi günler, iyi bayramlar. Sözlü TV canlı yayınıyla karşınızdayız. Son günlerin tartışılan konusu, o da Sedat Peker'in video marifetiyle yaptığı açıklamalar. Bir organize suç örgütü lideri olarak yaptığı açıklamalar ki bugün dördüncüsü yayınlandı. Çok konuşuldu, çok tartışıldı bütün bunlar. Ve bu çerçevede en çok konuşulan isimlerden biri de eski bakanlardan Mehmet Ağar'dı. Mehmet Ağar, Saygı Öztürk ve Sözcü Gazetesi'nden bir mülakat verdi. Üzerine yine çok konuşuldu, çok tartışıldı. Ben de kendisini aradım, birlikte konuştuk ve birazdan o da canlı yayınımıza katılacak. Çünkü anlatmak istedikleri var, benim sormak istediklerim var. Ve Mehmet Ağar da şu anda canlı yayında karşımızda. Mehmet Bey, günaydın, size de iyi bayramlar. Günaydın, hayırlı bayramlar. Çok teşekkürler. İzleyenlerimize de tabii. Çok teşekkür ederim. Efendim, soracak tabii çok soru var. Birkaç tanesi en çok konuşulanlardan biri şuydu. Özellikle bu marina meselesinde, evet biz buraya ben buraya gelmeseydim, biz burada etkili olmasaydık, işte mafyanın eline geçerdik minvalinde ifadelerde bulundunuz ve bu da çok tartışıldı ve çok eleştirildi. Ne söylersiniz bunun üzerine? Burada ne anlatmak istediniz? Vallahi bütün eleştirilere hak veriyorum. Şöyle, tabii olayın kızgınlığından ve sinirliliğinden bir sürçülisan burada söz konusu. Çünkü bugün görev yapan emniyet teşkilatı mensupları çok nadide, çok değerli arkadaşlarımız. Bizim zamanımızda da daha küçük rütbelerde çok başarılı görevleri yapıyorlardı. Bugün Türkiye'de organize suç örgütlerine nefes aldırmıyorlar, göz açtırmıyorlar. Dolayısıyla benim bu tabiri kullanmam fevkalade yanlıştır. Bütün meslektaşlarımı incittiğimi düşünüyorum. Bundan dolayı kalbi olarak özür diliyorum. Özellikle Sayın İçişleri Bakanı, gerçekten çok takdirle kendisini takip ediyorum. Gerek terörle mücadelede, gerek organize suçlarla mücadelede, gerekse teşkilata verdiği güven dolayısıyla fevkalade başarılı bir görev sürecini devam ettiriyor. Allah da uzun yıllar devam ettirsin ve dolayısıyla personeline de büyük güven veriyor. Ve devlet her konuda, terör konusunda olsun, organize suçlar konusunda olsun, her yerde vaziyete hakim ve mutlak şekilde adalet ve hukukun tesisi yönünde son derece gayretli. O bir kızgınlıkla herhalde ağzımızdan o anda çıkan bir söz oldu. Ertesi gün gazetede çıktıktan sonra rahatsız oldum ben. Saygı Bey'i de aradım ki kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Bir haber namusu, kalem namusu olan bir gazeteci ve bu konuyu da fevkalade uygun bir şekilde aktardı. Ama buradaki kusur benim. Dolayısıyla bütün meslektaşlarımdan kalben özür diliyorum, onların başarılarını alkışlıyorum. Gelecekte de daha büyük başarılar elde edeceklerine olan inancımı ifade ediyorum. Sayın Bakan'ın liderliğinde, öncülüğünde, Emniyet Genel Müdürü ile, Büyük Vilayet Emniyet Müdürleri ile, en küçük rütbedeki polis memuruna kadar cansiperane bir mücadele sergiliyorlar. Bu emeği görmezden gelmek hele benim için asla söz konusu olamaz. Dolayısıyla işte insan ne kadar tecrübeli de olsa kızgınlıkla, sinirle bazen hata yapıyor. Hatam budur benim. Ben de bunu kabul ediyorum. Efendim, yine o röportajda Saygı Öztürk'ü, sizinle röportajın yayınlandığı gün ben de Saygı Öztürk'ü Sözlü TV canlı yayınına aldım. Zaten çok tecrübeli bir gazetecidir Saygı abi. Ve sizinle yaptığı röportajı satır aralarında konuştuk. Özellikle bu marina meselesinde görevi kabul etmeniz çerçevesinde şöyle bir ifade kullanmıştınız. İşte bir devlet başkanı rica etti, ben de bu görevi kabul öyle ettim. Değil, orada bir yanlış anlama olmuş. Tabii Saygı Bey'i tenzih ederim. Şimdi mesele şudur. Ben görevden 25 sene olmuş, devletten ayrılalı. 15 sene siyasetten. Bazı büyük holdingler filan yönetim kurulu üyelikleri hep teklif ettiler. Hiçbirini kabul etmedim. Etmem de. Ancak burada tabii benim söylediğim şu. İki devlet başkanımız, Cumhurbaşkanımızla Azerbaycan Cumhurbaşkanı arasında kardeşliğe yakın bir ilişki var. Zaten merhum Haydar Aliyev'den bu yana iki millet, iki devlet, bir millet anlayışı var. Dolayısıyla son Karabağ olaylarına çıktığı gibi kardeşlik olağanüstü gelişti. Bunun öncesinde ki bu 3-4 sene falan oldu herhalde bu görev, Türk-Azerbaycan kardeşliğini sarsmaz biçimde güçlendirecek şekilde marina sahiplerinin ricası üzerine ben bu görevi kabul ettim. Türk özel sektöründe hiçbir görevi kabul etmedim. Bunu kabul etmemin sebebi Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin, var olan kardeşliğinin
pekişmesi amacıyla kabul ettim. Buradaki teklif de tabii ki sadece marina sahiplerinden gelmiştir. Yoksa başka bir teklif falan söz konusu değildir. Dolayısıyla böyle bir şey de söz konusu bile olamaz. Sizin mesela Mübariz Gurbanoğlu'yla işte Fethullah Gülen'i ziyareti gittiğiniz işte bir takım ifadelerinde yer aldı ve bazı şeyler söylendi bununla ilgili olarak. Siz mi götürdünüz onu Fethullah Gülen'e ve o tip bir iddiası vardı? Ben şu kadar buna söyleyip kapatacağım. Çünkü bir yerde ekmek tuz yemişsiniz geçmişte. Bugün de hapis hayatında söz cevap verme imkanı olmayan bir kişiye fazla bir şey söylemem. İleride cezasını bitirir, nasip olursa o zaman her şey konuşulur ama şu kadarını söylemek zorundayım. Kendisi defalarca oraya gitmiştir, herkes bilir. Bir seferinde beraber gittik. Benim gidiş gelişimden de devletin bilgisi vardır. Dönüşümden bu kadar söyleyeyim, kapatalım. Peki, tabii şunu da sormak zorundayım. Bu organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yaptığı açıklamalar var ve adınız da sıklıkla geçiyor. Orada benim söylediğim şudur. Bu şahsa benim muhatap olmam söz konusu değildir. Liderlik falan kolay iş değildir. Mensubudur diyelim. Bu konuda söyledim. Benim dokunulmazlığım yok, bir şeyim yok. Devlet her türlü araştırmayı yapar. Zaten kendisinin bu sözleri üzerine bayram sonu avukatın vasıtasıyla da yargıda gerekli müracaatlar yapılacaktır. Yüreği yeten gelir Türkiye'ye bu konuda. Hesabı olur. Yani ben bu konularda muhatap olmam falan söz konusu değildir. Avukatlarım gerekli girişimleri yargı nezdinde yapacaklardır. Efendim, oğlunuzla ilgili iddialar üzerine de bir şeyler söylersiniz diye tahmin ediyorum. Tabii oğlumla iftihar ederim ben. Gurur duyarım. Yakın tanıyanlar herkes bilir, gurur duyar. Bu tamamıyla bu iddialar PKK ve bazı yasa dışı örgütlerin sitelerinde ortaya çıkarılmıştır. FETÖ ile ilgili siteler de bunların üstüne atlamıştır. Zaten bu iddiaların geneline baktığınızda 2 seneden bu yana FETÖ ve PKK ağırlıklı sitelerin koyduğu meselelerdir bunlar. Bunların hepsi yalandır. Buyurun, dediğim gibi yani ben yıllardır dokunulmazlığı olmayan bir insanım. Allah'tan korkarım, kanundan korkarım, devletten korkarım. Başka bir şeyden de korkmam. Kimsenin ne iddiası varsa buyursun, delillerini götürsün. Her türlü araştırmaya, soruşturmaya açığım. Bunlar tamamıyla aynı geçmişte yapıldığı gibi devletin bugün bu işlerle mücadele eden bakanından polis memuruna, jandarma generalinden subayına kadar herkesin bu mücadeledeki azmini kırmak, geleceğe yönelik bu mücadeleye atılacak insanların önünü kesmek taktikleridir. Bunlar bilinen psikolojik mücadele taktikleridir. Biz bunları biliriz. Bu görevlerde olan arkadaşlarımız da bilir. Fevkalade pırlanta gibi insanlara bu şekilde ithamlarda bulunmak suretiyle yapacakları görevlerde ön kesme operasyonlarıdır. Bunlar tabii bir gizli servisin kontrolünde ve yönlendirmesiyle yapılan işlerdir. Dolayısıyla ne benim ne oğlumun yasal ve ahlaki olmayan hiçbir şeyle ilgisi yoktur. Olamaz da. Bunların hepsi devletimizin eli, kolu, bilgileri, kabiliyeti, kapasitesi fevkalade güçlüdür. Bunların hepsinin gerçeğini ortaya çıkaracağına doğru inancım tamdır. Bundan dolayı da hiçbir endişem yok. Bu fırsatta verdiğiniz için ben size çok teşekkür ediyorum. Bir soru daha sormama izin verir misiniz, vaktiniz olmadı? Bayram günü vaktinizi almayayım fazla, buyurun. Peki, son soru olsun. Özellikle bu Yalıkavak Marina, ki siz Saygı Öztürk oradaki ortaklık yapılarını rakamlarla ve tarihsel sürecin nasıl devre olduğunu falan açıklamışsınız. Yani izleyicilerimiz aynı zamanda Sözcü.com.tr'den de bunu tekrar girip okuyabilir, okuyamayanlar. Fakat bir fotoğraf yayınlanmıştı. Özellikle bir süre önce Korkut Eken, Alaaddin Çakıcı, siz ve emekli bir paşamız, dörtlü bir fotoğraf yayınlandı ve o fotoğraftan sonra da çok tartışıldı. Ya bu hiç konteksi olmayan bir insanım. Buralarda filan da kimseye verecek bir hesabım da yok benim. Benim ne görevi yaptığım bellidir. Türkiye'de herkes fotoğraflar üzerinden bir hesap verecek halimiz yok. Gelip geçmiştir. Benim söyleyeceğim budur esas. Bu marina üzerinde bu kadar uğraşılması utanç verici bir iştir.
5000'den fazla kişiye istihdam sağlamaktadır. Devlete son derece güçlü vergi ödemesi yapılmaktadır. Son derece önemli döviz geliri vardır. Biz de burada karınca kararınca bir gayret içinde olduk. Dünyanın en önemli yat barından seçilmiştir burası. İngiltere'nin meşhur bir numaralı dergisi tarafından. Dolayısıyla bu ve buna benzer tesislere polemik konusu yapmak yerine bunların daha gelişmesini ve güçlendirmesini öne doğru çıkaralım. Yoksa ben yaşadığım hiçbir şeyden ne pişmanlık duyarım, ne üzerinde kalkıp yalan yanlış yorumlar yaparım, yapılmazsa müsaade ederim. Hiçbir şeyden de çekincem yoktur ben. Mehmet Ağar, çok teşekkür ediyorum yayınınıza. Katıldığınız için çok teşekkürler. Son günlerin en çok tartışılan konularından ve en çok tartışılan isimlerinden biriydi Mehmet Ağar. Onunla canlı yayınımızı yaptık. Çünkü özellikle bazı konulara da açıklama getirmek istiyordu. Doğrusunu isterseniz Saygı Öztürk geniş bir röportaj yapmıştı. Ona ciddi bir mülakat vermişti. Daha sonra ben de çok ısrar ettim ve birkaç dakika yayına katılabileceğini söyledi ve bu çerçevede bayramın ilk günü bu yayını yapmak istedik. Önemli, neden önemli? Çünkü Mehmet Ağar Türkiye Cumhuriyeti tarihinde kilit noktalarda görev yapmış biriydi. Hem emniyette hem bakanlıkta, Adalet Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ve bakanlık bürokrasisinde de görev almıştı. Bu çerçevede hele ki son iddialardan dolayı sürekli kendisiyle ilgili bir takım konuların gündeme getirilmesi önemliydi ve birkaç dakika ayırdı ve bu çerçevede biz de sorularımızı sormaya çalıştık. Sözcü TV'de özellikle son dakika haberleri ve Türkiye'deki önemli gelişmelerle karşınızda olacağız. Ama sizden ricam lütfen ama lütfen Sözcü TV'yi şimdi ekranda da görüyorsunuz. O noktalardan abone olmayı, ücretsiz abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Yine son dakika gelişmeleri ve önemli yayınlarla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.